hazırlan. Şimdi efendim, Isparta'dan geldi taze gül hasatından. Şunu nasıl çıkaracağımı bilemedim. Şöyle çatalla yardımcı olacağım. Şöyle ellememeye çalışayım. Şöyle ikiye ayrılıyor mu bu dağ? Ayrılır. Öyle de iyi olabilir, ayrılabilir de. Yani ama olması gereken oran budur. Bu mu? Hı hı. Gül lokumu bu. Lokum evet, içinde var. Şöyle yapayım. Af buyurun. Şöyle. Bakın gül lokumu. Üstüne de yeni gülü, hasat olmuş evet, yeni gülün yapraklarına bulamışlar. Bu ekibe geldi. Gerçek yenilebilir gül. İçinde şeker yok. Ne var şeker içinde? Şeker kamışı var. Şeker kamışı var. Glikoz varmış yok. Ay. Bunlar organik gül yapraklarıdır. Tarladan ilaçsız, tarım ilacı yok. Evet, tamamıyla şurada doğal. Bunları tek başına da yiyebilir, süper, tüketebilirsiniz. Bağırsak sindirim sistemine çok iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle mevsimsel geçişlerde vücudu detoks yapmak için kullanılıyor gül yapraklarını yemek. Doğumu başlayan evet, kadınlar da Osmanlı'da gül yaprakları yemeye başlarlar. Sancıları hafiflesin, doğumu kolaylaşsın, kasları rahatlasın tabii diye. Ama bunlar şimdi ilaçlı, şeyli, hani bahçeden topluyorlar, reçel yapıyorlar falan. Oralarda dikkatinizi çekmek isterim. Onlar süs gülleri çünkü. Şu günlerde çok paylaşılıyor. Eğer özel bir gül değilse o ilaç, hani bahçelerde sinek olmasın, böcek olmasın şey ilaç yapılıyor. Tabii siz biliyorsunuzdur onu, dikkat ediyorsunuzdur mutlaka ama ben birkaç tane gördüm mesela. O biraz tehlike oluşturabilir. Tabii ki tarım ilacı var, egzoz var, etraftaki birçok araçlar geçiyor. Ondan bu bahsettiğim benim şifanelerde hekimlerin, lokman hekimlerin özel bahçeleri var. Oradan toplanıyor, oradan yapılıyor. Şu anda onu çok riske girmekte fayda evet var. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi erkeklerinkini yapalım. Evet. Genç delikanlı erkeklerimiz. Blue çağındaki delikanlılarımız için yapıyoruz. Yine 50 cc ıtır suyu. Diğer ismi de sardunya suyudur. Itır suyu. Itır suyu. Itır. Hmm. Itırın yapraklarını biliriz. Çok da güzel evet, kokar. Sardunya evet, olarak da geçiyor. Onun yağını aldıktan sonra kalan distilasyon mineralli sudur. Bitki suyudur bu. Yani ıtır suyu diye bu bulunan bir şey. Tabii, bulunabilen tabii, bir tabii şey. Bulunabilir. Bunda da yine 50 ml var. 50 evet, ml'e. Şu şişeyi biraz geriye alırsam. Tabii ki. Ben. 50 ml'e de yine bir damla Isparta gül yağımızdan ıtır suyu delikanlılar yapıyoruz. Ve iki damla, ben bunu bir yere yazayım, Ali ile Ömer deyince yaparım ben bunu. İki damla lazım sedir olur bu. Yasımam, sen de beyler yaz için, erkek çocuklarımız için iki damla ekstra sedir esansı koyuyoruz. Itır suyunu koydun, damlaları bir kere bir daha. Bir damla Isparta organik gül yağımız, iki damla sedirimiz, sedir evet, esansımız. Onu da koklayacağım yine, bir. Tabii ki. Geleyim koklayayım. Buyurun. Bir dakika. Açayım mendilimi. Bir şey söyleyeceğim. Delikanlılara şunu söyleyebilirim ki. Yani açılınca dışarılar. Bunu bir sıkın çıkın bakalım, nereden aldın bu parfümü diye soracaklar. Ciltlerini beslerken o sivilce sorunlarını da çok giderici. Güzel, çok hafif ve daha erkeksi olmuş şey. Itır demek ki orada öyle bir etki yaptı. Tabii ıtırla sedir çok güzel. Yani ikisinin o kadar farklı şeyi var ki, koku keşke televizyonlardan koku alınabilseydi. Bunu nasıl kullanacak delikanlılar? Yine bu da aynı şekilde buzdolabında. 12 ile 16 saatte buzdolabında kalacak. Bu şekilde bunları koyalım. Şimdi de yine güzellik sırrı yapalım. Güzellik iksiri. Ha. Hem kadınlara hem erkeklere. Evet, hem kadınlar hem erkekler rahatlıkla kullanabilecek. Bunları yalnız yağ karışımından sonra hiçbir şekilde ele değdirmemesi adına şöyle rolonlu şişeler tercih edilmeli ki göz çevrimize sürerken hem masaj yapsın, eldeki bakteri ve başka bakterilere bulaşmaması için, çünkü doğal ve hiçbir katkı maddesi olmayacak. Hem masaj yapsın hem de oraya sürsün diye şöyle rolonlu şişeler tercih edilebilir. Bunlar bulunuyormuş artık. Bulunuyor. İnternetten bile şöyle yapacağım. Şey yapıp bulabiliyormuşuz. Şimdi bu bunu da yazalım. Erkan şimdi geldi mi bu şey? Hem kadınlara hem erkeklere hani?
Onlar arzu ederseniz tekrar diyebiliriz de. En önemli şey hiçbir şekilde pomağı sürmeden kendileri değerlendirecekler. Evet, bunu ben senden öğrendim. Ben bunu yapıyordum. Mesela gül suyunu pamuğa koyup ne aradın? Ben şimdi buldum. Gül suyunu pamuğa sürüp siliyordum. Öyle yapmayın diyor. İyice temizleyin, ondan sonra gül suyunu sıkın ya da yüzünüze damlatın. Öyle kalsın, kurusun diyor.